Bir de vuruyor sürekli. Taksi şoförüne yardım edelim dememe rağmen geçip bağırarak tamponu düzeltip ve onun hiçbir şey yok olan benim arabama oldu dedi. O andan itibaren zaten ben hemen telefonlara sarıldım, tanıdıkları aradım. Sadece köpeğe nasıl yardım edebiliriz onu düşünmeye başladım. Ama o kişiyi etrafta bağırıp çağırarak hatta yukarıda hakaretler, küfürler, küfür ederekten kendi yapmış olduğu hatayı böyle kapatmaya çalıştı bağırarak da. Biz şikayetçi olduk. Köpeğe çarpıp bırakıp gitti diyerekten şikayetçi olduk ve şu anda gereken de yapılıyor zaten. Kendisi de köpek bana çarptı diye savundu. Burada yorumunu da yapmak istiyorum. Hani hepimizin başına gelebilir bu durum. Bizlerin de başına gelebilir. Ama orada duyarsız kalıp da vicdansızlık yapıp da o yavrucağı orada bırakmamalıydı. Evet, acı çekiyordu ve bir an önce hani onun acısını nasıl dindirebilirim? Bir an önce yardım etme amacına girdim ve sağ olsun bütün herkes de yardımcı oldu konuda. Bu insanın yaptığı yanına kalmamalı, cezasız kalmamalı. Herkese de örnek olmalı. Ben buradan hani araba kullanan herkese sesleniyorum. Hızlı gitmeyelim. Sokakta canlılar geziyor ve onlara zarar vermeyelim. Başımıza geldi mi? Bırakıp gitmeyelim onları ya. O da bir canlı. Hani konuşamıyor belki, acısını anlatamıyor. Bizler gibi değil ama onun da bir canı var. Şey mi yaptı? Ben konuşurken kafasını kaldırdı. Ben şey, orada şey... Köpek kaza şikayetiyle geldi. Topallık vardı. Genel durumunda sıkıntı vardı. Geçe giden röntgenlerden sonra femur kemiğinin yerinden çıktığını, eklemden çıktığını gördük. Bu kemiğin çıkabilmesi için güçlü bir darbe alması gerekiyordu. O darbeyi almış ve eklemden tamamen kemik çıkarılmış. Amine operasyona girdik. Eklemi oradan rezeke ettik. Şu an genel durum köpeğin çok iyi. Yürümeye başladı, ayağa kalkmaya başladı. Yaklaşık 10-15 günlük fizik tedavi ve operasyon sonrası bakımdan sonra artık sokağa çıkabilecek duruma gelecek. Kendileri sağ olun.